Üşenince böyle oluyor. Üşenmeyin. Selam. Bugün, evet. Son zamanlarda başımın etini yediğiniz çok fazla şey çıkıyor. Biraz aşağı indireceğim, dur. Buraya şey koyacağım. Arkadaşlar, çok indi. Çok gerginim. Terledim de sıcak geldi. Ama yani şu an üstümü giydiğim şeye terlediğim için yeni bir şey kirletmek de istemiyorum. Gereksiz detay. ya evet tamam, Rosario reaction'dır bu. Şimdi benim Epikay sevgimi eski dinleyiciler çok iyi biliyor. Son zamanlarda her ne kadar BTS ve GOT7 odaklı yaşasam da, çünkü yani göz önümde, zaten BTS'in göz önünde olmadığı, sürekli yeni bir içerik karşımıza koymadığı bir zaman yok zaten. İki gün duruyorsa üçüncü gün bir şey çıkıyor. Yani o yüzden zaten hani gözden ırak, gönülden ırak gibi bir durum da olamıyor. GOT7'ın kolsuna girmek istemiyorum. Ama bundan önceki süreçte pandeminin başlamasıyla beraber işte falan filan, neyse ben tekrar kapattım falan. Ama yani bir gerçekten tanıyanlar biliyorlar ki K-pop'tan çok ben K-hip-hop delisi bir insandır. Ama diğer K-pop standartlarına göre daha az içerik olduğu için ve size hitap edebilecek daha az duyu ve duygu olduğu için bu piyasada, hip hop piyasasında otomatikman K-pop kadar etkilenmiyorsunuz. Daha doğrusu ya da şey diyeyim, kapılmıyorsunuz. En azından ben böyle tecrübe ediyorum bu durumu. Epikay benim dünyada en sevdiğim hip hop gruplarından biri. En sevdiğim mesela Koreli hip hop. Yani Dynamic Duo'yla Epikay'ı her gün evde kavga ettiririm yani. Hayır Senem'in favorisi benim, hayır benim diye. Ama tabloya olan ekstra bir sevgim olduğu için sanırım Epikay, ya şöyle diyeyim, yani gidip Dynamic Duo albümü satın almamışım mesela, ama gidip Epikay albümü satın al... Dur. Benim Epikay albümüm vardır. Epikay seviyorum. 99 albümü bu. Bu buradaydı. Şu. Böyle. Ama buradan düşüyor. Velhasıl. Yani o zaman dolar bu kadar yüksek olmasa da ben yine de en nihayetinde o zamana göre bile olsa dolarla satın aldım ve otomatikman pahalı olan şuna ben o parayı değer görmüşüm yani, ama Dynamic Duo'yu görmemişim. Otomatikman sanki galiba Epikay'ı daha çok seviyorum gibi bir durum var ortada. Yani bir cevap bulmaya çalışıyorum. Neyse, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları anlatmamın sebebi bu reaction'da ekstra heyecanlı oluşum bir şekilde meşhur kılmaya çalışıyorum şu anda. Kaç gün olmuş? Bir dakika, gerçekten nefes nefeseyim. Kaç gün olmuş çıkalı? 4 gün olmuş. Ben 3 gün albüme direndim. Çünkü çok fazla işim vardı. Konsantrasyonumu bozamazdım. Başka bir şeye kapılamazdım. Çünkü zaten zor konsantre olduğum günler geçirdim. Yapmam gereken çok iş var ama yani bir türlü yapmaya başlayamıyorum. Normalde 1 saatte bitirdiğim iş 3 saatte bitiyor falan filan. O yüzden yani bu ekstra bir dikkat dağıtıcı öğeye izin veremezdim. Ama deliriyorum yani, deliriyorum. Twitter'dan takip edenler ve Instagram'dan da takip edenler gördü. Çıldırdım gerçekten. Ve diğer insanların da çıldırdığını görünce daha çok çıldırdım. Bir de bazı gerizekalı insanların Epikay kim ya falan dediğini görünce de çıldırdım. Çünkü böyle hani cevap vermek istiyorum ama niye böyle dediklerini de bilmiyorum falan. Sonra anladım. Dün albümü dinledim ilk defa. Ondan önceki gün müydü? Dinleyeceğim lan diye bir başladım. Şöyle bir boş bir zamanımda. Vlogları da izlediyseniz böyle banyoda vakit geçirdiğim zaman arkada bir şey çalıyor. Oluyor ya, ya podcast oluyor ya bir şey oluyor ya video oluyor, bir şey oluyor. Dedim ben dinleyeceğim bunu. Lesson Zero'yu dinledim ve dedim ki arkadaşlar ben daha ileriye gidemeyeceğim. Çünkü Lesson Zero'ya ben aşık olduysam direkt ilk dinlemede albümün geri kalanını tahmin edemiyorum. Daha bu işin içine Zico girecek, daha bu işin içine CL girecek, daha bu işin içine G-Soul girecek, daha bu işin içine BI girecek vesaire vesaire.
Yani ben yapamayacağım galiba. Yok, kaldıramayacağım. Dün çoğunlukla işlerimi bitirdim. Ve dedim ki tamam dinliyorum. Dinliyorum. Şu anda karşınızda oturan kişi ben değilim. Dünyada geri kalan bir parçam sadece. Çünkü ben öldüm, öbür tarafa gittim, cennete, albüm dinledikten sonra. Yokum ben aslında. Şu an bir silüet izliyorsunuz aslında şu anda. Çıldırdım albüme. Ve hala favorim yok çünkü favorim albüm. Yani bir albümde sevmediğim bir şarkı olmasını ben kabul edemiyorum. Yani çünkü yok, bu kadar da iyi olmayın. Kaldıramıyorum. Neyse, Rosario'ya ayrıca aşık oldum. Çünkü yani böyle albümdeki en hype ve gerçekten müthiş bir cümle de var içinde. Ve tabloda klipten bir şeyler paylaşıyor, ediyor falan filan. Mesela Fly'dan ta kaç 10 yıl 15 yıl önceki kliplerinden bir parçayla işte mesela tablonun göğsünden vurulmuş olduğunu biliyorum mesela, onu gördüm. Zaten şeyde de var o. Teaser'da izledim. Teaser'da da var. Falan, ulan spo mu yiyorum, yemiyor muyum, ne oluyor, izlemek istiyorum, falan. Çok uzattım. Çok, ben izliyorum artık, izleyebilirim değil mi? İzleyeceğim çünkü. Bir kere çıtlı telefonunu yapmışlar. Ama bilgisayardan öyle izleyemiyoruz. Neyse. Hazır mıyım ben buna? Alt yazıyı açayım. Alt yazı önemli. Şarkının sözlerine bakmadım. Anlamadığım kısımlar var ama anladığım kadarı zaten yetti. Ama şimdi hepsini anlamalı şey yapayım. Belki de o yüzden hala favori şarkım yok. Çünkü hani reaction çekince de anlamadığımda heyecanlanabileceğim veya aa jeton düştü falan diyebileceğimiz bir şeyler olsun diye bakmadım. Bütün albümlere de bakmadım ona bakmayınca. Belki de ondan sonra lafları uzatmıyorum. Uzatıyorum hala ama uzatmıyorum. Başlıyorum. Ses ne durumda? 1, 2, 3. Tukut, değil mi? Evet. Adamın zekasının farkında mıyız? Yani adamın zekası mı, yönetmenin zekası mı bilmiyorum ama yoksa editörün zekası mı? Tam o sahne de durdurabilir How dare you run your mouth at me? Yani işte tam böyle ağızla ilgili cümlede tasma değil de bu cage gibi şeyi, köpeğin ağzındaki şeyin olması. Bu arada çok kötü çünkü rap olduğu için sözlere de yetişemiyorum. Sözlere yetişim derken klibe yetişemiyorum. Ne olacak halim bilmiyorum. Dur. Şu an çok odaklıyım. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Dur. Dur. Dur deyip kendi kendime niye dur diyor. Bas. Tamer dediği kısım o. Queen.
Not today. Queen. Bildin mi? Q'yu da başlıyor böyle. Queen böyle tac var. O, gördünüz mü onu? Aşığım kadına. Allah'ım senin cilvenin hızına kurban olurum kadın. Bu kısım şeyde vardı, teaser'da vardı da. Yine de bir dayanamadım ya. Asla sözlere bakmadım ki. Yine. Siz baktınız mı? Ben bakmadım çünkü. Yani. 3-piece suit giydirip Zico'ya, 3 parçalı yelekli takım giydirip Zico'ya benim sözlere bakmamı bekleyemezsiniz. Hiç ne sözler şu an umurumda değil. Size de oluyor mu? Şu an gergin tıklatmamı duydunuz masaya. Size doluyor mu? Çok güzel bir şey gördüğünüzde gözleriniz doluyor mu sizin de? Benim doluyor çünkü. Ya sürekli ağlıyormuş gibi görünmemin sebebi bu reaksiyon falan gibi şeylerdi. Güzel bir şey görünce gözüm doluyor ve Zico güzel bir şey. Dayanamıyorum. Benim olsun istiyorum. O yüzden ağlıyor da olabilirim bilinçaltında. Yani. Neyse. Orada bite me now diyormuş, hiç haberim yok. Flexin. Flexin. Adam money yaktı. Money. Kafamda geçen düşünceleri ağzımdan çıkartamıyorum. Show me the money aklıma geldi. Money'yi yakıyor dedim o yüzden de. Show me the money'ye diss mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Biliyorum da çok güzel oturuyorsun. Keşke sözlere baksaydın. Bu saatten sonra Mitra'ya da mı düşecektik? Bu kadar yıllık epikal fanısın. Şimdi mi düşüyorsun? Burada duvar var. Evet, her zamanki gibi duvara konuşuyorum. Sizinle beniz yok ama evde tek konuştuğum şey bu. Bir tek o beni anlıyor. Şu an Mitra'ya düştüm. Farkındasın mı bu? Açtım. Şu an Mitra'yı izlerken sözlere bakmışım, kabullenemiyorum içten içe. Ama anı yaşamak lazım arkadaşlar. Tamam mı? Anı yaşayacağız. O yüzden Mitra'ya düş denem. Shining. A Shining'dir bu, Jack Nicholson'ın. Aslında düşünce o koridor falan şey, gerçi alakası yok ve muhtemelen çok farklı ama bana hatırlattığı şey Oldboy'da bir tane çok meşhur, uzun, hiç kat olmayan, daracık bir koridorda dövüş sahnesi vardır. Kavga sahnesi daha doğrusu. Öyle bir vibe'ı da var. Müzik.
sen gonna do it, I'm sad the one turn says I need you my to dash door hana on you. Do what I wanna, say what I wanna. As I'm about to go down the road, don't want your prayers, don't want your roses. Kalbimden vuruldum biraz önce, gördünüz değil mi? Bir daha görelim. Bir şey diyeceğim, klipte bir şey oluyor galiba. Klipte bir şey oluyor galiba ve ben asla farkında değilim ne olduğunun. Bir daha izleyeceğiz. Tablonun da aslında çok yakışıklı bir adamın olduğunu farkındayız değil mi? Özellikle bu son zamanlardaki bu Korelilerdeki mullet modasının geri dönmesine aşırı seviniyorum. Çoğu insan sevmese de ben bayılıyorum. Tabloya da çok yakışmış. Buradaki tipini sevdim. Aa, tablo abicim. Pardon, duyamadım. Bir daha söyler misin tablo? Pardon. İlginç. I pave the way for everyone who's paving the way. İlginç. Bir dakika, orayı nasıl söylediğini görmek istiyorum. Şu fotoğraf çok güzel değil mi ya? Of. Gerçekten sanat eserini çerçevelenip asmak istiyorum deyince de Allah. Bu kadar korkmam normal değil, bir dakika. Kumandayla. Aa, kendini vurdu. Bir dakika ya, kafalar karıştı. Yani karıştı tabii, klibi mi izledin sen lan? Kafalar karıştı. Tablonun paylaştığı o Fly'daki şeyi düşünüyorum. Fly'ı tekrar izledim bu arada. Yani tablonu paylaştıktan sonra. Yani Fly'ı belki de daha önce, belki bir kere, belki iki kere falan. Yani klibi hatırlıyorum ama ne? Hayal meyal. Yani Fly'da bir şey olmuyor yani. Böyle birini kaçırıyor. Ondan sonra işte bomba atıyor. Polis de bunu vuruyor sniper'la. Tukası da polis. Vuruyor, ölüyor. Gülümsüyor. Yağmur yağıyor. Ölmüyor da, yani ölüyordur herhalde de. Şimdi onu öyle tablo paylaştığına göre demek ki bir bağlantı var. Ya da yani bu kadar mı tesadüf olur? Mu? Ne demişti tablo? Tablo orada ne demişti? Tablo orada ne demişti? Hemen tablonun tweetini buluyoruz. Bu arada onu ararken şeyi anlatayım. Ya bu hikaye müthiş ya. MTV. Neyse. Dağılmaz hemen. Nerede o? Değil. Konsantre olamıyorum, bir saniye. Ha şu. Aa diye paylaşmış. Bir şey de yokmuş. Bir şey anlayamadık. Şey söylüyordum. Dive Studio'daki podcastlerini izledim. Orada klipten bahsediyordu ama yani spoiler da yememişim bu arada çok. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir şey diyecektim.
Neyse ha Fly'la bağlantıyı ama yani izlemedim. Bir izleyeyim belki şimdi. Şimdi ama sözlere de bakmadık. Ben sözleri ayrıca açıp bakayım mı? Yapabiliyoruz mu öyle bir şey? İznin var mı? Bence var. Sonra sözleri kapatıp çünkü gözüm kayıyor. Klibi izleyeyim. Anlamak istiyorum çünkü. Cengiz'den bakalım. Neyin reklamı bu bütün sayfayı? Come with a rose living only tomorrow. Gülle gelip sadece dikenle dönüyorum. Dönüyorsun. Dönülüyor. My dear who has got a... Bu kısmı da çok güzel. Fuck rest and just say peace. Yani rest in peace deme de yani resti bırak da bir tek peace. Güzel. You ain't missing nobody, you're missing a heart. The love is frightening, but none of you fear God. Ya tablonun sürekli böyle Tanrı'ya ya da işte Allah'a ne diyorsanız artık Yaradan'a diyeyim. Herkesin gönlü olsun. Yaradan'a karşı böyle inanmadığına ya da işte sorguladığına ya da kızgın olduğuna dair bir sürü şarkı sözü var. Hani hep vardı. Ama bir yandan da sürekli böyle inançlı tarafı da var. Yani bilmiyorum bu arada inanışını. Hiç söyledim söylemedim bilmiyorum bilmiyorum da bilmiyorum. Ama yani bir yandan yani böyle kendi içinde çelişiyor sözlerinde. Çelişmiyor da iki tarafta var. O yüzden o çok hoşuma gidiyor yani burada da. Sizin için kural değil bu. Yasalar korkutucu ama hiçbiriniz Yaradan'dan korkmuyorsunuz diyor. Ziko. Ya çok güzel diss ya. Thank you my haters, this glory is for you. You wrote my own narrative with malicious comments. Hayranlarım, haterlarım. Bu başarı sizindir. Benim şarkımın konusunu girişine sizin nefret yorumlarınız yazdı. Yani siz yazdınız benim şarkımı. Zico is finally over. Yeah, he was too cocky. And he went off less than a year since then. I swallowed the melon. Konuş be Ziko. Konuş be yavrum be. Keşke ben de bu kadar cool olabilsem ya haterlara karşı. Burada da köpek muhabbeti var. A flower with only thorns left. Sadece dikenleri kalmış bir çiçek. Şu söz ilgimi çekti. I paved the way for everyone that is tamam. Tamam bu kadar yeter. Tamam. Aynı bokunu çıkarmayacağım. Ama yani güzel söz. I paved the way for everyone is paving the way. Herkese hakkını veren aynı zamanda da doğruyu söyleyen. Yani hiç kimsenin hakkını yemeden yani sadece bir kişiye bütün başarıyı yüklemeden ve diğerlerinin hakkını yemeden gerçekleri söyleyen müthiş bir cümle. Ama bunu dinlemeyen insanlar var işte. Sakin. Tamam, sözlere baktık. Şimdi sözleri kapatıp klibe odaklanacağım. 1, 2, 3. Tamam. Ne tamam yürüyor yani. Gitar mı? Balon mu? Gitar. Tamam hadi tamam hadi. Ne kendi kendimi düşünüp neye tamam diyorum o da belli değil. Tamam. Lan bu ölmemiş miydi? O mu bu? O tepki?
없애든 날 치고 있을 때 잘해 진정그렇게 편히 쉬기를 바랬다면 Fuck resting 그냥 please my mind You ain't missing nobody You're missing a heart 쉽게 한 사람만큼 쉽지 않냐 뭐만 하면 죽을 죄 달리 티끌 하나 성자가 뭐 이리면 지치만 하나를 위한 teardrop 보면 두렵지만 나는 옆에 온 God 깨끗한 척하긴 했습니다 애써 깨어있으면 뭐해 눈이 주별돼서 말대로 해 Fuck on my way 어린 새끼 어때 내고 반말을 해 난 어차피 좋은 장면 동시에 외로웠지 울 때 곁에 없었다면 웃을 땐 없게 아 biraz vakti yok gitti ne oldu Queen geldi çok sakladım ne oldu vurdu bir daha hayır bir dakika klibin sonu değil miydi o sahne değil mi kumandayla vurduktan sonra da gördüğümüz şey o Neyse burada bir dakika o ama orada yataktan kalkıyordu orada üst... dur bir dakika. Selam bunu bir şu sahneyi bir aklına yaz. Tamam şimdi o elimdeki bollarda para var burada. Yani tamam işte yani herkes sizi Covid çek dedi. Ama işte oğlum o kadar iyiyim ki yani yakıyorum parayı. Konsantrasyon. Arkadaki abiler de iyiymiş yalnız yani ayıptır söylemesi. Neyse. Kimin odası o? Ayak var orada. Aa tablonun odasındaki şey o. Halı. Ayak var. Tokat'ın tablo mu? Ama Tokat'ın ayakkabıları yok. Fly'da Tokat polisti. Burada da Mitra... Fly'da Mitra neydi? Neyse burada mafya ama. Yani öyle bir gangsta. Yo motherfucka bir abimiz burada. Otomatikman hani acaba o polis de hazır o öyle yatakta yatıyordu ya ilk izlediğimizde daha izlemedik ikincide de hani acaba ona mı gidiyor odayı dur anlayacağız şimdi dur inşallah anlayacağım yani Ciel ablamız Queenie ile bu klipte var sadece yani ben varım yani varlığım yeter siz kendi aranızda oynayın. Ben Queen'im ya. Sizinle mi uğraşacağım? Ha evet bak. Kapıyı kırma sahnesinden sonra buraya bağladığına göre. Ama tablo abimiz geldi. Mitra abimiz gelmedi. Bu göğsünde de siyah gül varmış ha. Silahlı uyanıyor. Ayak var ama ayağın önünde şey yok. Öbüründe halı vardı. Aha bunda da halı var galiba altta. Silinde silahlı uyanıyor.
rüya görüyormuşmuş. Lan ne oluyor lan? Aa, elimde de silah var lan. Nasıl oldu bu? Lan. Bir dakika. Oo, şu an kafamda dönenler. Abi Born Hater de böyle telefona şey yapmışlardı değil mi? Burası Born Hater tuvalet kağıdı falan. Born Hater değil mi bu? Mala bağladım. Şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Everybody Hates Me de emin değilim. Bakacağım, ona da bakacağım. Dur bir dakika. Moment of Silence deyip hoparlara bakması. Üff. Üff. Tamam, kumanda. Vurduk. Kendini vuruyor. Aa, bir dakika. Lan, o bir kafaya at Senem dediğimiz sahnede. Aa, neler oldu öyle ya? Bir saniye. Nerede? Ziko geldi şimdi. Baba sahne nerede? Yok abi, yine değil. Yine değil. Abi o sahne nerede? You're missing nobody, you're missing a heart. Etuk kutsu. Bu bura böyle. Lan keşke dakikasına baksaydım, yine kaybettim. A küp. Şurada ha. Bu böyle. O böyle, evet. Evet. O. Kafalar karıştı ya. Anlamadım. Ses etmeye çalışıyorum. Tablo abimizin galbi uğru, galbi yok değil, vurulmuş. Tablo abimiz vurulmuş. Ziko abimiz, bak Ziko, Sier, bunlar sadece işte şarkıda var diye klipteler. Yani aslında narratifte, hikayede bir rolleri yok anladığım kadarıyla.
Sadece Epica'ya bakarsak eğer, çünkü üçü birbirleriyle muhatap oluyor. Ciel ile Zico kimseyle muhatap olmuyor ama üçü birbirleriyle muhatap oluyorlar klip boyunca. Şimdi tablo vurulmuş zaten göğsünden. Flame'ı boş ver. Sadece buna baksana. Tablo abimiz vurulmuş. Aa, öbür taraf mı burası acaba? Ama Tukuts da böyle lan rüya gördük lan galiba diye uyanıyordu. Onun rüyası mı? Tablo abimiz öldü, buna mı dadandı? Bu mu vurdu onu? O onu vurdu. Aslında tablo abimiz kendini vurdu kumandayla. Kumanda. Dear TV. Dear TV bir... Aa, Dear TV ne güzel şarkıydı be. Dear TV tablonun sol albümünde. Tablonun sol... Kaplan'ın albümü değil mi? Kaplan'ın albümü değil mi o? Dur. Tablonun Kaplan'ın albümü var. Part 1, Part 2. Aa, bu da Part 1. Ay yok, işte şu an şey komplo teorisyencileri gibi her şeyi birbirine bağlamaya başladım bence ben. Ama bu da Part 1 bu arada. Albümün ikinci kısmı çıkacak. Bu yıl içinde çıkacak dediler ama ne zaman olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Spotify tablo. Evet, Kaplan'lı albüm var. Şimdi öncelikle Kaplan'lı albüm var. Dear TV burada mı? Değil. Öbüründe, Part 2'sinde var mı? Evet, Part 2'sinde Dear TV. Dear TV'ye mi gönderme yapıyor acaba kumandayla? Arkadaşlar anlamadım, bu kadar anladım. Ha, ben şeye bakacaktım. Dur, Epic High. Şarkının adı neydi? Everybody Hates Me. Don't Hate Me'ymiş. Bir şey hatırlıyorum ama doğru mu hatırlıyorum? Çocuk. Doğru hatırlıyormuşum. Çat diye buldum ha, bak normalde olmaz, değerini bilirim. Bu arada. Bu albüm. Doberman'lı kardeşimiz var burada. Ne kadar tatlı köpek. Ulan acaba Don't Hate Me'de, bak Don't Hate Me'de hatırlamıyorum yani, ortalık birbirine giriyor, çocuklar ortalığı karıştırıyor, onu hatırlıyorum ama hiç böyle derin izlememiştim. Bir de bunun çevirisini yapmıştım ben bizim kanala ilk çıktığı zaman. Yani klibi de iyi biliyorum o yüzden, çok izledim yani. Ama hikayesi var mıydı? Mesela şimdi şey oldu, acaba Doberman'la çocuk tablonun küçük versiyonu, başka bir versiyonu temsil ediyor diye, dur bir dakika. Bunların bir tane mama sahnesi vardı. Tukut Joker'di falan. Bir şey diyeceğim, bunu da izledin mi şu an? Belki bağlantı vardır. Bu reaction'ın boku çıkmıştır artık, geç kaldık. Dur. Dur. Yıllar sonra Don't Hate Me reaction. Bunun reaction var mı bizim kanalda? Bir saniye. Bir saniye ya. Var mı öyle bir şey? He? Dur, ilk izleyişimiz. İlk izleyişimiz Epic High. Aa, bir reaction'ı da var. Bir zamanlar 9 dakika insan gibi reaction yapıyormuşum. Bakın. Tamam, dur. Twitter'da kapatayım. Tamam, dur. King Matt. Burada da silah bak. Ulan benim kafamda Mitra hep sakallı ha. Oysa ki değildi. Hep sakallı gibi kalmış aklımda. Boron ne yazıyor? Kirli bir şey. Aman. Kassı
gaz. Kas diye bira var. Bak bunların hiçbirini o zaman anlamıyordum. Kas diye çok meşhur bir bira markası var. Onun yerine gaz bira yapmışlar. Şeyli, bizdeki Stol gibi şeyli pet de satılıyor. Toroğun Nora. Toroğun Nora. Kirli Nora. Mora. Nora. Kuanca. Kink. Ha. Ne güzel şarkı da bu da. Çocuğun etrafları fışı fışılı da gerçek değil o zaman çocuk. Ama öbürleri de görüyor. Bir tek bunlar görüyor. Çok minik değil mi tablo burada? Oysa ki hiç minik değil burada. Bandanalarımız aynı. Dünyada herkeste olan bandana bu arada ama neyse. Ay kolu kalıyormuş. Ha bir sürü çocuk varmış. Doğru bir sürü çocuk var. Neyse. Evet bunlar hepsi böyle meşhur şeyler. GD vardı doğru. Bakın bu şey Hannibal gibi olan ağzı şeyli abimiz çocuk. Daha sonra onu Mitra öyleydi. Tukut Joker'di. Yok lan. Tablo mu Joker'di? Neyse. Bir saniye durdurdum. Hafızası doldu bu bunun. Doluyor. Bir saniye. Tamam. Vlog'un son günündeki banyodaki TED konuşmamı silmemişim de. Kaldım herhalde devam ediyorum. Bağlantı yok galiba, boşuna izliyoruz şu anda da. Dur bakayım. Lan ne eğlenceli klip be. Klipte çalışmak isterdim. Neyse böyle. Abi ciddi çok krayonla yazı yazıyor, çok iyi. Bir dakika nasıl bağlandı mevzu? Ha, ne oldu? Menajer geldi, kafasına vurdu. Kendine geldi. Biraz önce burada görüyordu çocukları. Lan bir anormallik var bu durumda ama. Ay korku çocuktan korku. Bağlantı yokmuş. Bir tek Doberman var. Bu şunu izledik. Ne oldu? Anlamadık klibi. Bir kere klip anlayayım ya. Bir kere ya. Bir kere. Bir kere ya. Belki part 2 çıkınca anlar mıyım sizce? Gerçi podcast'te şey dediler. Biraz korona sürecinin iyiye dönmesi lazım ki ikinci partı yayınlayabilirim. Çünkü şimdi yayınlarsak olmaz falan dediler. Biz çok olumlu düşünmüşüz o zaman falan dediler. Yani belki çok kop çok olumlu, çok pozitif. Bakın hiçbir şey olmadı falan gibi bir konsepti olabilir şarkıların. Ne yani velhasıl korona döneminde yayınlanacak şey değile bağladılar. O yüzden belki yani ne bileyim ama... Hop.
Ben anlamadım ne olduğunu. Ama ufak ufak o minik minik şeyler de tatlı yani bakınca da. Keyif aldım mı aldım anlamasam da. Her şey alamak zorunda değiliz bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar. Üç saat reaction olmaz. Olmaz. Oldu ama yine oldu. Gördük eskiden 9 dakika 10 dakika insan gibi reaction yapıyormuşuz. Sizin yüzünüzden. Bende hiç alakası yok durum. Asla sorumluluğu kabul etmiyorum. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Bye. TikTok şeysi olmadı mı şu an? Ay gir. Aa, buz oldu.